Muhammed Yakut isimli bir kişinin YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda gündeme getirdiği iddialara ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı. Diyarbakırlı olduğu belirtilen Muhammed Yakut'un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. 40 gün önce Bulgaristan üzerinden yurt dışına kaçan Muhammed Yakut'un suç dosyasında da yok yok. Muhammed Yakut'la ilgili polis kayıtlarına giren 14 ayrı dosya olduğu belirtilirken bazı suçlamalar şöyle sıralandı. Hakaret, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, hakaret, şantaj, kasten yaralama, elektrik hırsızlığı, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve sahtecilik. Muhammed Yakut'un hakkında Türkiye ve Amerika'da uluslararası kara para aklama suçundan tutuklama kararı olan ve Amerika'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili olduğu iddia edildi. Muhammed Yakut'un verdiği bilgilerin de Sezgin Baran Korkmaz'la irtibatlı olan kişiler üzerinden gittiği öne sürüldü. Sezgin Baran Korkmaz Karslı, Muhammed Yakut Diyarbakırlı. Ortak yönleri etnik milliyetçi olmaları. Muhammed Yakut'un videolarında bahsettiği kişilerle birebir tanışıklığı yok. Bu kadar çok iddianın kaynağı ise Amerika'da tutuklu olan Sezgin Baran Korkmaz olabileceği söyleniyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde olduğu iddia edilen bilgileri Amerikan istihbaratı CIA ile paylaştığı ve Muhammed Yakut'a iletildiği belirtildi. Muhammed Yakut da eline gelen bilgileri YouTube üzerinden yaptığı yayınlarla kamuoyuyla paylaşıyor. Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık 2020'de Türkiye'den yurt dışına çıkmış ve ardından da Türkiye'de operasyon yapılmıştı. Uzun bir süre farklı ülkelerde yaşayan ve Amerika'nın talebi üzerine Haziran 2021'de Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz daha sonra Amerika'ya iade edilmişti. Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da kaldığı dönemde Songül isimli ablası da aynı ülkede ikamet etti. Sezgin Baran Korkmaz'ın ablası Avusturya'da bir ev kiralayarak hemen her gün kardeşiyle görüştü. Sezgin Baran Korkmaz da dışarıyla bağlantısını ve şirketlerini ablası üzerinden kontrol etti.